günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portrelerle yine karşınızdayız. Bugün İstanbul stüdyomuzda bulutsuzluk özleminden Sayın Necat Yavaşoğulları bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Hem bulutsuzluk özleminden de tabii bahsedeceğiz ama öncelikle Necat Yavaşoğulları kimdir? Valla kendimi nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İnsanı hayat belli şeyleri yaşatarak bir noktaya sürüklüyor sonuç olarak. Ve bir kimlik oluşturduğunu da görüyor insan bu süreç içerisinde. Ki sizin bayağı oldukça renkli bir kimliğiniz var bence. Olabilir. Hani yaptığı şeylerin farkında olmadan oluyor bütün bunlar yani. Hayat, siz hayatta düşündüğünüz şeyleri yapmaya çalışırken olan biten sizi şekilleniyor bir şeyler. Şekilleniyor ve sizin hayatınız oluyor ve sizi bir yere taşıyor. İşte bu da kimliğinizi oluşturuyor. Yani ben şimdi kendi kendimi anlatırken biraz hani zorlanabilirim belki. Ama nerede yani şöyle doğdunuz? Söyleyeyim. Nasıl bir çocukluğunuz oldu? İstanbul'da, ondan başlayalım. Evet. İstanbul'da doğdum. İstanbul'da yaşadığım çocukluğum, İstanbul'un yani siyah beyaz filmlerin diyelim ki yazlık sinemalarda oynadığı dönemdi yani çocukluğum. Güzel bir dönem. Ve çok güzeldi. Üstelik hani bir de şanslıyım, ailem denizci balıkçı falan olduğu için Anadolu Hisarı'na yerleşmişler. Dere var. Teknelerimizi güzel yer, orada doğal bir liman olarak orada bağlarız falan diye. Ve işte Karadeniz'e balığa çıkarlardı yakın olsun diye. Güzel bir balıkçı kasabasıydı yani Anadolu Hisarı. Yani benim çocukluğum orada geçti. İyi bir çocukluk olduğunu düşünüyorum. Hem doğası hem de tarihi yönü var tabii. Evet, değil evet. Mi? Evet. Yani bir kere yani bir İstanbul kültürüyle tabii büyüdük. Bir Boğaz kültürüyle. Bu da ciddi bir avantaj bence. Evet. Yani bir de doğal olarak hem de deremiz var. Sandalla giriyoruz. İşte balık avlıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan. Hem büyük bir çayırımız var. Orada istediğimiz gibi futbol oynuyoruz. Harika, evet. Dağlarımız var. Çıkıyoruz, harpçilik oynuyoruz. Kızılderili kılığına giriyoruz falan filan. Yani işte. Çocukluğunuz da güzel evet, geçmiştir. Tabii. Evet. Hani kar Özgür yağıyor, bayırlarımız var. Kızak kayıyoruz. İşte uçurtma zamanı geliyor. Uçurtma uçuruyoruz. Evet. Böyle bir çocukluk geçti. Sonra hani diyelim ki ilkokul, ortaokulu orada geçerken bu sefer lise, üniversitede kenti tümüyle algılamak, tanımak, yaşamak durumları oldu ve müziğe de küçük yaştan itibaren meraklıydım. Ayrıca da hani küçük yaştan itibaren de iyi bir öğrenciydim. Yani derslerim hep iyiydi. Bütün o oynamalara, Kızılderili kılığına falan girmemize rağmen dersler de iyiydi. Mesela bizim çocukken futbol takımlarımız vardı. Mahalle maçları yapıyorduk. İşte biz diyelim ki işte Akın Spor bizim adımız. 6 kişiden oluşuyor. Kalecimiz var falan filan. Bir öbür mahalledeki takımın adı işte Hürriyet Spor. Bir tanesi Karga Spor falan. Böyle yani böyle çok renkli, güzelmiş renkli ama. Güzel maçlarımız oluyordu. Mesela gidip pazardan fanila alıyorduk. Beyaz. İşte her taraf zaten boş alandı oyun oynayabilecek. Evden kazan götürüyordum ben. Ateş yakıyorduk. Victoria boya satılıyordu şeylerde. Toz boya. Alıyorduk onun üstünü okuyorduk. Beraber boyuyorduk falan. Sonra ben anneme işte başka renkten kumaştan keserek rakamlar diktiriyordum şeyin üstüne. Kendimiz dikiyorduk. Çok güzel böyle şeyler yani yapıyorduk. Yani bu lezzetleri mesela şimdiki apartman çocukları, site çocukları bulamazlar tabii, değil mi? Tabii ne olacak şimdi apartman dairesinde oturan çocuk ağlayacak. Yani yandaki çocukla zorla arkadaşlık yaptırsan olmaz. Yani biz şimdi sokağa çıkınca kapıcının oğlundan da yalıda oturan eski aristokrat adamın oğluyla da zengin adamın oğlu, fakir adamın oğlu hiç fark etmiyordu yani. Tabii çok güzel. Beraber oynuyorduk. İstanbul'un kozmopolitliğinin de bir şey yansıması tabii, bu. Güzel tabii. Yani evet. Çok kültürlü bir şey veriyor insana değil mi? Evet. Güzel şeyler kazandırıyor. Ya bir yandan mesela benim annem bir balıkçının kızıydı yani sonuçta. Evet. Yani kabul günleri oluyordu. Evet. Bak çocukluğumdan hatırlıyorum. Rum komşular da geliyordu kabul ne güzel günleri ama mesela. Bakın tabii. Yani Rum bunlar aslında olması böyle karışık, bunlar olması. İnsanlarda birikim sağlayan şeyler imiş. Evet. Yani bunun tadını sonradan. Ya her şeyin bir mevsim var. İşte yazlık sinema dönemi geliyor. Oraya gidiyorsun, gazoz içiyorsun falan öyle şeyler. Güzel lezzetler. Bir anda bizi nostalji yapıp götürdünüz o dönemlere. Sonra işte benim ilkokuldan itibaren müziğe ilgim başladı.
dayım solistlik olarak mı yoksa? Hayır şimdi. Evet. Şöyle dinleyici olarak. Evet. Şöyle oldu. Dayım müziğe meraklıydı. Biz onunla aynı odada kalıyorduk. Evet. Çünkü anneleri ölmüş, bizim eve taşınmışlar onlar. Evet. İki dayım, dedem bizim eve gelmişler. Hep beraber yaşıyorduk. Kalabalık ondan sonra, bir aile. He. Fakat işte oda yetmeyince ben dayımla aynı odada kalıyorum. O da müziğe meraklı. Gece radyoda yatmadan önce devamlı radyo açıyorduk. Sezen Cumhur Önal'ın programını dinliyorduk işte. Evet. İstek programı. Fatih'ten Hümeyra Süheyra. işte evet. Bostancı'dan şu falan filan evet. Böyle kızların adını sayıyordu. Evet. Onlar istekte bulunuyorlar. Şarkılar markalar. Öyle sonra ben oradan şeyi keşfettim işte. Beatles, rock müzik şu bu. Evet. Çok hoşuma gitti. Hatta ilk Beatles duyduğumda dayım da demişti ki bana Nejat güzel değil mi demişti. Ne diyorsun dayı? İşte müzik bu demiştim falan. Belliymiş yani. Yani oradan öyle şey var. O tangolar falan söylüyordu Türkçe. Hı hı. Fehmi Ege Orkestrası ile ona solistik yapıyordu. Ha, zaten. Yani güzel resim ama yapıyordu falan. Yani ben ondan etkilendim. Evet. Bir tanesi asi ruhlu balıkçı oldu. Evet. Dayılarımdan biri. Evet. Öbürü daha romantik resim yapan yani kara kalem resim falan birisinin karşısında oturup aynısını yapan falan birisiydi. Yani ailede sanatkar varmış yani aslında. Ya öyle diyelim. Sonra yani aslında hani beni şey olarak mimar olmamı etkileyen birden atlayacağım şimdi atladınız, müzikten mimarlığa ama isterseniz müziğe devam edelim. Evet, sırayla gidelim. Şimdi mimar olarak beni etkileyen de Profesör Doğan Kuban bizim aileden annemin amcasının kızıyla evleniyor. O hepimizden farklı. Yani mimar, hoca. Mesela o çizgi film oyunu, Laurel Hardy oynatıyordu 8 milimetre sinema makinesiyle. Bizi topluyordu, gidiyorduk, seyrediyorduk. Bizim boyutumuzun üstünde bir şeydi o. Evet. O beni etkiliyordu yani. Evet. Adamın ufku geniş. Bir rol model gibi belki. Tabii. Ondan sonra şimdi yani çok güzel felsefik yazılar yazıyor şu anda falan. Yine mimarlık tarihi, sanat tarihi hakkında çok kitabı var. Sonra ben böyle müziğe meraklıyken mandolin dersi almak isteyenler ismini yazdırsın dediler. Ben hemen parmağımı kaldırdım. Evet. Sonra mandolin aldırttım. Evet. Bir mandolin çalmaya başladık ama ben mandolinden gitar gibi bir şeyler çalmaya çalışıyordum devamlı. Sonra yani orada bir yetenek ya benim hani müziğe olan ilgim o mandolin dersi yani bulabildiğim çare oydu demek ki 9 yaşındaydım. Tabii. Ben mandolin çalacağım dedim. Yani sesini duymuştum. Bir de yan sınıftan geliyordu mandolin tırırırt yapıyorduk falan çocuklar. Sonra gittim derse başladım. Ya ders ağır ilerliyordu. Bir de herkes kız bir tek ben erkekti. Ondan sıkıldım mesela. Şimdi olsa sıkılmam. Niye sıkılayım? Ne güzelmiş halbuki. Onun üzerine öyle çok da ağır ilerliyordu dersler. Hani öyle 2-3 ay gittim bıraktım falan fakat sonra ortaokulda orta 2'de tekrar şeyim nüksetti. Tekrar. Mandolin geldi birdenbire aklıma. O bahsettiğim dönemler de olmaya başlamıştı işte bir rock müzik falan filan onlara ilgi duymaya başlamıştım yaşı ilerleyince. Yaşı ilerleyince derken de 12-13 yaşındayım yani. Evet. Sonra ben o sırada benim de mezun olduğum Güzel Sanatlar Akademisi'nden çok hoş bir bayan geldi. Bize müzik öğretmeni olarak. resim bölümünden mezunmuş. Aynı zamanda da konservatuvar kemandan mezun. Gürbüz Hanım diye. Evet. Hem çocuk da olsak ona duyduğumuz hayranlıktan ondan sonra. Dedi ki ben dedi mandolin ve keman dersi vereceğim dedi. Çok güzel. Ben hemen yine parmak kaldırdım ama bu sefer bilinçliydim şey olarak. Bunu çözmem lazım gibisinden. Sonra evine derse gittim. O daha önceki hocanın 2 senede falan sürdürdüğü metodu ben 4-5 ayda hepsini bitirdim. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Yani o zaman bile bir kağıt düştü aradan metodun arasından. Bu ne dedi Nejat dedi. Ben dedim utandım hocam beste yapmıştım dedim. Öğretmenim diyoruz herhalde o zaman. Beste yapmıştım dedim. Aa öyle mi çal falan dedi yani ben utandım çalmaya falan. Neyse öyle başladı. Evet. Sonra lisede de gitarla tanıştım. Haydarpaşa Lisesi. Evet. Artık
içimizde yanan alev, bir grup kuralım, çalalım falan filan buydu işte. Aileniz destek verdi mi? Ailem gitar almama hep şey yaptı. Annem çok şüphelendi. Çünkü hani okumaz falan diye. Diye doğru, okumaz evet, diye şüphelendi. Evet, evet. Ondan sonra hani onu da anmadan geçemeyeceğim. Bir tane yanımızda da bir ev var. Ahşap, böyle iki katlı. Suat Hanım teyze oturuyor orada. Onlar da eski İstanbullu falan filan. Ondan sonra ben hep anneme diyorum ki ya anne gitar alalım. Ben bir de balığa çıkıp para kazanmışım, biriktirmişim paramı da. Çok az bir miktar eksik. Evet, her şeyi hazırlamışım ama istiyorum ki ya evet hadi git al desinler diye. Böyle Suat Hanım dedi ki. Ama ıslıymışsınız da yani değil mi? Islıymışsınız da. Bakın orada bile onay alıyorsunuz ailenizden. Evet ama yani belki vermeseler yine gidip de ver, alacağım yani. Evet. İstiyorum ki hani onlar da onaylasın yani bir şey evet, yapacağım ben yani. Onlar istemese de yapacağım. Evet. Sen izin ver işte bak. Nezaketen bir izin istiyorsunuz Ondan sonra Suat Hanım teyze dedi ki ne zırlatıp duruyorsun çocuğu dedi. Gitar istiyor dedi. E al dedi ne olacak dedi. Bak o öyle daha geniş bir kadınmış meğer. Evet. Neyse sonra ben bir gitar aldım falan. Evet. Artık o benim işte bugüne kadar hala en büyük yani tamamlayıcı parçam yani. Evet. Şimdi aradan iki gün geçse de gitarım yanımda olmasa başlarım aranmaya falan öyle bir şey oldu. Evet. Müzik evet. öyle başladı. Evet. Bulutsuzluk özlemi peki nasıl oldu? Tabii ki gitar olunca evet. yani günümüzde de halen öyle. Bir grup kurmayı istiyor arkadaşlarıyla insan falan. Tabii. Ve gruplarımız oldu. Yani ben liseden itibaren bir takım insanlarla falan çalmaya başladık beraber. Bu da tecrübe olmuştur, çok iyi olmuştur. Tabii tecrübe oluyor. Sonra bizim oturduğumuz evin karşısında ilkokul var. İlkokula öğretmen aileler yazlık kampa gelirlerdi. O zaman bizim o dönemlerde. Evet. Çünkü yani burada ailece çocukları Anadolu Hisarı'ndaki ilkokulda orada kalıyorlar. Yani biraz göçebe hayatı gibi oluyor ama evet. öyle bir usul vardı işte. Yani Eğitim Bakanlığı onlara öyle bir şey tanıyordu. İşte denize gidiyorlar, geliyorlar, bilmem yüzüyorlar falan filan. Kamp gibi. Reha falan, diye bir çocuk var. O öğretmenin oğlu. Benden 5 yaş falan da büyüktü. Her öğleden sonra gitar çalıyordu salonda. Ben de çok da güzel çalıp söylüyordu. Evet. Bob Dylan şarkıları falan, John Baez şarkıları, Beatles şarkıları. Çok da güzel çalıp söylüyordu. Güzel bir gitarı vardı. Ben bunu hayran izliyordum. Sonra kışın okula giderken, onlar yaz bitince gidiyorlardı. Kışın okula giderken bir arkadaşa bahsettim vapurda ben şeyden. İşte o çocuk gitar çalıyor falan. Ne diyorsun o benim arkadaşım istiyorsan tanıştırayım seni dedi. Sonra Reha ile tanıştık. Evet. Ve o da Kanlıca Altılısı diye bir grupta çalıyordu. Mesela Erol Simavi'nin ön ayak olarak Kanlıca yardımlaşma cemiyeti kurmuş. Hı hı. Orada gitarlar almış. Gençler işte müzik yapsınlar falan diye. Kanlıca Altılısı diye orada bir grup vardı. Oraya beni bas gitarist aldılar. Bas gitaristleri askere gidince. Yani 17 yaşındaydım. Hı. Hatta gidiyorduk bir yerlerde çalacağız. Hani benim yaşım sorun oluyordu da hemen çaktırmadan giriyorduk içeri falan işte bazı kulüplerde. Arada bir öyle bir iş oluyordu. O Kanlıca Altılısı'yla her şeyde çaldık yani işte. Bir yandan kendi paranızı da kazanmaya başladınız. Tabii. Bu da ayrıca zevklidir herhalde o dönem. Yani az bir şey de bile olsa yani kendine ait bir şey kazanabiliyorsun. Tabii. Evet. Tabii. Böylece ama bulutsuzluk özlemine şimdi geldik mi yani? Bulutsuzluk özlemine şimdi işte Kanlıca Altılısı ilk şimdi grup. Öyle, evet. Ondan sonra benim üniversite hayatım başlıyor. Üniversite hayatımda tek başıma gitarla falan idare ediyorum. Arkadaşlar diyor ki grupla ne uğraşacaksın? Senin kendi şarkılarım ve beste de yapıyorum ama hep. Evet. Bir yandan hep beste yapıyorum ne olacağını bilmeden. Ondan sonra senin işte ne yapacaksın tek başına grubu. Bir tane... Mızıka bul, ağız harmonikası bul, hı hı. gitarla çal, mızıkayla araya bir şeyler çal falan filan diye de söyleyenler vardı. Ama benim yapmayı planladığım müzik biraz daha böyle, daha geniş bir müzik olduğu için hani hep aklımda grup var. Bazı gruplarımız oldu. Evet. Yani işte bu mesela bir tanesinin adı ASS Limited'di, Reha da çalıyordu onda. Evet. O bana ben seni tanıştırayım diyen arkadaş davul çalıyordu. Hı hı. Ondan sonra da Kollektif diye bir grup daha kurduk. O sırada da benim okul bitti. Şimdi o zaman araya girip bir sizden, sizinle beraber bir
Sizin parçalarınızdan birini dinleyelim, izleyelim. Dinleyelim. Olur mu? Hangisini izleyelim? O zaman gazeteci arkadaşımız Cüneyt Özdemir'in duyduğu zaman etkilenerek size bir klip yapmak istiyorum dediği bir şarkımız var Zamska albümünden. Evet. Yetmiyor, yetemiyor şarkımızın ismi. O zaman şimdi yetmiyor, yetemiyor izliyoruz. Yetmiyor,
Evet, yine biz bulutsuzluk özlemine dönelim. Evet. Ha, ondan sonra işte o grup tecrübeleri yani çok büyük bir müzik tecrübesi getirdi. Yani biz hem Kalıncalı altılısıyla düğün salonunda da çaldık. Evet. Bilmem nere kulüpte de çaldık. Ondan sonra yani çeşitli toplum kesimleriyle bir araya geldik. Yani ben hiç unutmuyorum, mesela Küçük Su plajının gazinosu vardı. Orada çalarken ondan sonra Carlos Santana çalıyor. Santana'dan bir şeyler çalıyorduk falan. Solist arkadaşımız vardı, o da söylüyordu. Bir kadın biri kalktı böyle bana böyle böyle baktı, bir teyze. Baktı. Ben de hani ne oluyor gibisinde ona da baktım. Bana teneke caz dedi. Yani fazla gürültü çıkıyordu evet. herhalde. Estağfurullah. Yani mesela onu evet. da yaşamak önemli aslında. Evet, doğru, yani mesela yeri evet. geldiği zaman çifte telli de çalıyordu galiba evet. düğünde. Evet, tabii. Hatta bir düğünde kavga çıktı. Aa. Tabii. Solistimiz Yavuz Erçetinkaya'ydı. Evet. Sinema oyuncusu. Hı hı. Sonra genç yaşta kalp krizinden öldü o. Hı. Kanlıca altılısındayken. Evet. Sonra biz diğer gruplarla devam ederken Yavuz Er çok imrenirdi şarkı söylemeye. Bir gün hani geldi, biz Beylerbeyi'nde bir kıyıda bir düğünde çalıyoruz. Bir yalının bahçesinde, şu anda da halen orası öyle bir yer. Ondan sonra biz yine öyle hard rock bir şeyler çalıyoruz. Millet de ama memnun, gençler falan da dans ediyor ama düğünden birileri geliyor, diyorlar çifte telli çal. Biz yine devamlı kafa sallayarak çalıyoruz. Çünkü gençler de önümüzde dans ediyorlar falan diye. Biraz sonra bir daha geldi adam. Ya çifte telli çalsanıza, çifte telli diyor. Son kez geldiğinde de davulcunun şeyine vurmuş. Çifte telli çalsana diyorum diye. Bizim davulcu da o davuluma vuruyor, kırılacak davulum diye. Kalkıp ayar, sen benim davuluma ne vuruyor? Bir anda ortalık karışmıştı mesela. Hani onları da yaşadık. Tabii. Bütün bunlar sizi yoğurmuştur evet, zaten. Evet. Ondan sonra derken benim okulum bitti, üniversitem. Bu arada ya iyi bir öğrenciyim. Mimarlık da şöyle oldu. Evet, neden? Ben onu soracağım. Yani neden mesela konservatuar değil, müzik değil, mimarlık? Çok evet. Güzel de neden? Ya bir kere biz hani yetiştiğimiz dönemde Türk filmlerinde çocuk, doktor, mimar, pilot falan filan evet, olur. Evet. O kaptan geçerli olur. Meslekler vardır değil mi? Kaptan evet, olur falan filandır evet. Yani. Böyle bir empoze diye bir durum var. Hani benim mesela bir isterdi ki, oğlum sen çok iyi gazeteci olurdun. Ama benim aklıma gazeteci olmak gelmiyordu. Mühendis veya işte bir şey olacağız diyorduk. Fakat mühendis derken de sonradan biraz keşfetmeye başladım lisede. Yani mühendis bana hani biraz daha katı falan gibi düşünürken, ya nasıl olacak falan gibi düşünürken, ondan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin öğrencileri falan renkli gelmeye evet, başladı. Evet, daha size evet, gelmiştir. Ondan sonra bir de Kürek Kulübü'nde de dümen tutuyorum, yani yaş 14. Bak her işten uğraşmışım. Bir yandan evet, onun için de yaş çok küçük, renkli diye. Evet. Hafifiz diye evet. Dümenci yapmışlar beni. Anadolu Hisarı Kürek Kulübü. Evet. Ama Türkiye şampiyonlarını falan alıyoruz yani. Oralara katılıyoruz. Orada da benim bir akrabam vardı benden büyük. O mimarlıkta okuyordu şeyde. Güzel Sanatlar Akademisi'nde. Onun bir çizimini gördüm. Dedim bak bu tamam. Yani hem orada teknik, fen, evet. matematik vardı. Hem de başka bir güzellik, bir estetik çizgi falan filan vardı. Ve benim de resim yeteneğim yüksekti. Zaten girdiğimiz zaman resim sınavıyla önce geliyorlar, evet, sonra evet. giriliyordu. Tabii. Onun ve Doğan Kuba'nın da etkisiyle akraba tabii, bizim tabii. ailenin damadı olan. Zaten tamam. değil mi? O hep var evet. herhalde. Evet. Ondan sonra ben oraya gideceğim, başka da bir yere gitmeyeceğim diye tek kendim tercih yaptım. Güzel, evet. Ama o da zaten sanatın bir dalı. Evet, yani mimarlık eğitiminde tabii ki biz sanatın bütün şeylerini, akımlar, tabii. izimler, işte tabii. baroktan tut, klasik dönemler şunlar. Uygarlık eklektik, sanat tarihi hepsi. Uygarlık sanat tarihi bilmem, kompozisyon falan. Tabii. Resim bölümünden arkadaşlarımız, hocalarımız gidiyor. Yani öyle sanatın bir içinde harmanlandık tabii, yani. Tabii. Evet. Bu benim yapacağım müziğe de etki edecek birikimler oluşturmaya tabii, başladı ediyorum, bu. Tabii tahmin ediyorum tabii. Sonra, aslında pardon çok özür dilerim. Hani bu hayat hikayenizi anlatıyorsunuz ya, Anadolu Hisarı'nda çok kültürlü bir atmosferde
bütün bunların mutlaka sanatınıza yansıması olmuştur diye düşünüyorum. Oluyor. Çok olumlu yansıması olmuştur. Mesela benim ilk şarkım Halil amca. Hatta hı, korsan mesela. Mırık. Ona korsan mırık diyorlar. Anadolu Hisarı'nda bir balıkçı. Evet. Yani şimdi evet, arkasından hı. konuşacağız. Adam öleli yıllar olmuş. Hani nalet de bir adam yani. Kimseyle evet. konuşmuyor, bilmem ne yapmıyor. Yani birisinden dost ama nasıl onlar ondan dost oluyor onu da bilmiyorsun. Hı. Yani devamlı onu kızdırıyorlar korsan mırık diye. Mırık dediğin zaman kızıyor hı. nedense. Aslı Halil adamın adı. Ya ilk yaptığım parça oydu yani. 16-17 yaşındaydım. Evet. Halil korsan mırık işte kalbimizde yaşıyorsun falan gibisinden bir şarkıydı. Kendisinin de haberi yoktu o zaman yaşadığı halde. Hı hı. Sonra ilk albüm çıkarken Bulutsuzluk Özlemi hı hı. Onu denetimden geçmez korsan mırık ne demek falan derler diye Halil amca diye kaydettik. Evet. Kaydettik. Hatta sonradan da çıkan albümde de bu beni üzmüş olduğu için niye adı korsan mırıktı Halil amca oldu niye diye de soru sordum. Bir yer var Beynim Zonkluyor şarkısında. Evet. Neyse dönelim şeye. Yani tabii ki orası beni etkiliyor. O balıkçılar bilmem ne şu bu. Çok olumlu bir evet, bence evet. bırakmış evet. Orada öyle bırakıyor ama metropol de etkiliyor tabii ben evet, hani evet. kent insanıyım sonuçta. Tabii. Ne Mutsuzluk yapmıştık? Özlemine geliyoruz. Evet nasıl evet. Geldi? Sonra evet. Ben şimdi ikilemdeyim. Yani mimarlık okuyorum. Hı hı. Mimarlıkta da başarılıyım. Bitirdim okulu. Ama bir yandan da kafamda hep müzik var. Çünkü bizim dönemimizde de böyle proje, diploma projesi hazırlanıyor. Hani çiziyor, bütün arkadaşlar toplanıyoruz. Birimizin projesini çiziyoruz. Yetmiyor çünkü. Bir kişi çizemiyor falan. O sırada da yani ben böyle artık çize bıkmışım. Dedim ki ya şu okulu bir bitireyim. Evet. Ya müzikle uğraşacağım ya dedim. Arkadaşım biri kalemi attı. Bizi niye diye uğraştırıyorsun o zaman diye post attı bana. Neyse ama okulun son sınıfından itibaren zaten bir yerde çalışmaya başlamıştım. Mimar olarak. Yani öğrenciyim ama. Evet tabii. Çizim anladım. Olayı olduğu için hani çalışıyoruz part time işte zaman ücretli olarak. Hı hı. O da yani bizim hocalarımızın mimarlık bürosuydu. Yani işte beğeniyorlardı beni. Çağırdılar bürolarına gel çalış dediler falan. Öyle çalışıyorum. Bir yandan da düşünüyorum ya ben ne yapacağım? Ya mimarlıktan çekeliyorlar beni hı hı. şey diye. Yetenekli gördükleri için. Evet, evet. Sen bunu yapman evet. lazım diye. Evet. Ondan sonra ben öbür türlü içimde kalıyor müzik hep falan filan derken askere gitmem icap etti. Hatta benim o sırada patronlarda üç patronumuz vardı mimar yani tanınmış mimarlar aslında şu anda da Türkiye'de. Benim notamı buldu. Söz yazmışım nota falan filan bir şey. Bu ne dedi? Ya dedim işte ben gitar çalıyorum falan filan. Bak bırak bunları dedi bırak. Sen iyi bir mimar olacaksın. Evet. Bunlarla uğraşma dedi. Dikkatinizi sadece oraya evet, vermeniz istiyor evet. herhalde. Neyse sonra ben askere gittim. Ya ben dedim ne yapacağım? Ben karar aşaması mı artık? Yani, evet doğru dürüst ben para kazanmak istesem mimarlık yapmam lazım. Evet. Mimarlık yapınca yani bir çıldırıyor bir sıkıntı olmaya başlıyor. Ya bu neden acaba diyorum. Anlıyorum ki müziğe uzak durmuşum falan. Esas ruhumu bulduğum yer müzik yani. Evet. Ya dedim ki ben hani biraz fazla çalışırım. Hani gündüz gitsem mimarlık falan filan uğraşsam. Geceleri evde düşünürüm, şarkı yazarım, bilmem ne yaparım falan filan gibi düşündüm. Yani o da önemli bir karardı. Çünkü şöyle bir şey de istemiyordum. Yani salt müzik olduğu zaman benim yapmayı düşündüğüm, yaptığım müzikler hani hiçbir zaman için çok para kazanmayı garanti hı hı. edecek müzikler değildi. Evet, dolayısıyla bir hobi gibi mi? Yani hobi öte tabii. Hobiden hayır, öte bir de. Hobiden öte. Mutlaka, fakat hani biz diyelim ki biz Pink Floyd'dan etkileniyoruz. Led evet. Zeppelin'den etkileniyoruz. Deep evet. Purple'dan etkileniyoruz. Aşık Veysel'den de etkileniyoruz. Hı, Fikret Kızılok'tan güzel. Da etkileniyoruz. Böyle olması güzel zaten. He. Ben hani çocukluğumda da evde hep Müzeyyen Senar dinlenmiş, Zeki Müren dinlenmiş falan filan. Evet. O kadar da kopuk değiliz. Tabii. Hani ruhi suyu da biliyoruz. Hı hı. Ama tutup o zaman işte arabesk müzik bilmem ne yapmak hı hı. içimizden gelmiyor. Tabii. Gelmeyince de yani buradan para da kazanamazsın. Hani öyle bir şey olmuş ben mimarım bir de düğün salonuna gidip de mimar olarak da rat tat 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 falan bunları
Tabii. Çalmak da içinden gelmeyince. Evet, tabii, doğru. Bir de olmayacak yani. Bir de okul bitmiş. Bekliyorsun. Araç gelmiyor. Bir takside tutup evine gitme özgürlüğünün olması lazım. Dolayısıyla tabii. Dedim ben hani o kadar da serseri bir hayat yaşayamam. Aslında akılcı yani, bir karar vermişsiniz. Mimarlık evet. İşte orada burada çalışarak falan değişik evet. Ve güzel özgün işlerde. Öyle bir yol izledim kendime. Zaten seviyordunuz ama evet. Değil mi? Ya ama bu arada şunu da ekleyeyim. Madem bütün böyle bir portre ortaya dökülüyor. Bu arada Yavuz Erçetinkaya hani sinema oyuncusu falan filan. Evet. Psikoloji mezunu, Robert Lisesi mezunu falan, Boğaziçi mezunu falan bitip ondan sonra onun çok şeyleri var. Dostlar Tiyatrosu'na girdi Genco Erkal'ın yanına. Ve orada da şey oldu. Hani oyun müziği yaptım orada. Bitmeyen Kavga diye bir oyun oynadılar. Onlara müzik yaptım. Sonra Ferhan Şensoy tanıyorum. Hı-hı. Mimarlık okuyordu o da akademide. Evet. Ferhan Şensoy'la bir iki oyun. İşte Şahları da Vururlar. Mazhar Fuat Özkan'dan evet, Fuat müzikleri bestelemişti. Şahları da Vururlar'la başladım. Sonra Anna'nın Yedi Ana Günahı falan Bertolt Brecht oyunları. Yani benim bir de tiyatrocularla olan son evet. Dostlar Tiyatrosu'nda Galileo Galilei oyununun hem oynadım hem müziklerini oynadınız yaptı. Oynadınız da. Tabii yani sahneye de çıkıyorduk yani müzisyen rolünde. Tabii falan. Evet. Ondan sonra işte Grup Gündoğarken mesela onlar da çalıştılar Ferhan Şensoy'la şey. Grup Gündoğarken var ya. Evet tabii. Ondan sonra. Evet. Yani bu bir de tiyatrocularla böyle bir şeyim olması benim. Hani prozodi konusunda bilmem sahne şu bu falan. O birikimlerimi de sağladı. Tabii. Yani mesela Galileo Galilei oyununun ben müziklerini yaptım ve sahneye çıktık oynadık. O sırada artık bulutsuzluk özlemi de yani kurulmuştu diyebilirim. Yani nasıl kurulmuştu? İşte benim bu bestelerim olduğunu bilen gazeteci bir arkadaşımız Zeynep Avcı. Ondan sonra Bilsak diye bir Cihangir'de bir bina sanat kurumu haline gelmiş. Orada konserler veriliyor. Sen de orada konser verir misin Nejat dedi. Ben de Sina Koloğlu'nu tanıyorum. Piyano çalıyor. Ondan sonra çok da beğeniyordum. Sina da okulunu bitirmişti Ankara'da. İstanbul'a geldi. Sina dedim hadi sen de gel benimle. Hani evet. Ben gitar tek başıma olmayayım. Bir de piyano olsun yanında. Sololar var arada falan. Tamam dedik biz çalışmaya başlarken. Ya bir de perküsyon olsa dedik. Birisini daha bulduk Murat. Murat da dedi ki ya benim bir basçı arkadaşım var. Bodrum'dan peşime takıldı. Bende kalıyor. Evet. O da gelsin mi? Hadi gelsin dedik. Biz dört kişi olduk bir anda. Evet. Konser vereceğiz şeyde Bilsak'ta. Hani ben şimdi Nejat Yavaşoğulları deyip de hani ismimi ön plana çıkartmak istemedim. Hani Sina'yla da başlamıştık. Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Dinleti. Dinletinin adı tırnak içerisinde şarkılardan birinin ismi Bulutsuzluk Özlemi. Ha, ilk şarkı ismi miydi bu? Şarkı ismi. Evet. Yani onu biz Dinletinin adı yaptık. İlk evet. Konserimiz olacak o. Evet. Yani ilk konserimizmiş meğer. Evet. Ben akustik gitarla orada akustik piyanoyla çalıyor. Evet. İşte bir arkadaş perküsyon çalıyor. Hı-hı. Bir kişi de bas çalıyor. Biz çalıştık Sina'ların evde. Sabahtan akşama kadar falan filan. Hı hı. Gittik konserimizi yaptık. Biz orada konser verince Taksim Sanat Evi'nin sahibi Ahmet Sezerel benim orada çalışır mısınız dedi. Tamam çalışırız dedi. İlk konserde mi oldu bu? İlk konserde oldu. Oradan orada haftada iki gün çalmaya başladık. Oraya da böyle tiyatrocular, oyunları biten sanatçılar geliyordu. Evet. Hep sanatla iç içe yani. Evet, evet. Evet öyle. İsim artık netleştirmedi mi? İsim yok evet, fakat daha. Bu arada... yani bizden röportaj yapıyorlar falan. Grubun adı ne diyoruz? İsimsiz grup diyorlar falan. İsimsiz grup. Bir dönem konser. Öyle bir şey mi oldu? Yani çok fazla sürmedi bu yani. 4-5 evet. Ay diyelim. Ondan sonra Sina burs kazandı. Paris'e gidecek. Gitmeden önce şu şarkıları kaydedelim dedik. Evet. Ve stüdyoya girdik. Ondan sonra alelacele bir albüm doldurduk. O da bizim ilk albümümüz oldu. Sene 1986'ydı. Albümün adı da Bulutsuzluk Özlemi olarak evet. Çıktı. Evet. Burada bir anekdot daha koyayım. Bu arada bizim o hani Bodrumlu olup Bodrum'da yaşayıp da İstanbul'a kışın gelen basçı evet. Arkadaş var ya. Evet. O şimdi kendine yaz gelsin de bir yerlere gidelim şey yapalım diye yer arayan bir tip. Evet. Bizi sürüklemek istiyor ama bizim işimiz gücümüz var gidemiyoruz. Sina'da Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordu. Ondan sonra fakat kasete kaydetmiş. Gitmiş Haluk'a dinletmiş bunları.
Haluk de beni telefonla aradı. O zaman cep telefonu da yok ama buluyorduk demek ki birbirimizi. Dedi ki Neşat dedi ben sizin burada çalmanızı istiyorum dedi. Nerede, Bodrum mu? Bodrum'da evet. Küçücük bir bar var. Halikarnas Disko'nun hemen yanındadır. Evet. Ondan sonra ya dedim ki ben ya, aman dedim ya ben biz dedim şey ya çalsak ne olacak falan. Meşhur olmak istemiyoruz ki falan diyorum. Ama bazı insanlar da diyor ki senin bu şarkılar çok güzel diyor bana. Öyle mi diyorum gerçekten? Öyle öyle diyor. Ama yani baştan ama, böyle şey yani meşhur olayım falan diye bir şey değil. Öyle bir şey yok. Haluk bana diyor ki. Genelde öyle başlarlar ya. Bu gel istiyorum ya ne olacak ki yani bizim öyle bir derdimiz yok falan filan diyorum. Olur mu dedi bu şarkılara başkalarının ihtiyacı var dedi bana. Aa, çok güzel bir ha, şeyle yaklaşmış size ihtiyacı var şimdi, deyince evet. Bu sefer hani beni evet, yakaladı böyle. Evet. Demek ki ben kendim için bir şey istemiyorum da hani öyle tanınayım evet. Meşhur olayım falan filan. Evet. Başkalarının da ihtiyacı var ya o yüzden mecburuz yapmaya gibisinden. Biz gittik şeye Bodrum'a. Yani bir ufacık yer zaten şöyle. Bir tane davul kurduk. Orada bir piyano var. Gitar, mitar. Biz bir çaldık. Bir de saksofonumuz vardı. Bir çaldık. Kaçtı dinleyicisi. Şeyden gürültülü. Patır kütür davul çalıyor biri bilmem ne diye. Enteresan olmuş. Evet. Ondan sonra. Hani onlar yani, böyle derdi diye yumuşak bir müzik istiyorlar böyle. Biz kütür, sizin için de ilginç evet, olmuştur. Evet, yani tabii, değişik bir şey olmuş. Çok kötü oldu. Kütürde etmedi rutubet. Bam güm bam güm. Ekmek aslanın ağzında bam güm bam güm. Evet. Ondan sonra ne oluyoruz ya? Biz buraya böyle şey yapmaya geldik. Evet. Mayışmaya geldik. Bu ne? Falan oldular. Sonra beni ertesi gün kahvede Haluk buldu. Dedi ki Necat ne yapacağız ya? Dedi bizim dedi seyirci müşteri dedi. Çok dedi şey oldu. Evet. Bozuldu, rahatsız oldu. Ben de dedim ki hala ya Haluk o kadar yol teptik geldik. Yani arabalarla falan gidiyoruz o zaman dedi. Ondan sonra yol teptik geldik dedi. Hani bu akşam da çalalım bari dedim. Hani artık ya biter ya biter dedim yani ne olacaksa olsun dedim. Bakalım dedim. Sonra biz o akşam yine çaldık. Fakat tesadüf müdür nedir? Oraya bir tane bir masa gelmiş. Biz böyle dinlerken müziğe kaptırttılar. Ve hani o kütürdet beni rutubet falan şarkısıyla bunlar göçtüler. Sandalyeleri falan devirdiler falan öyle bir şey oldu. Haluk Bey de bunu gördü Haluk herhalde. Haluk da görünce bir de yarın deneyelim dedi. Bir de ertesi gün denediğimizde onlar birilerini daha getirmişler. Ondan sonraki gün dördüncü gün diyelim orası açıldı tıklım artık, tıklım doldu. Evet. Ben de İstanbul'a dönerken, araba kullanırken bir yandan diyorum ya bu iş olacak galiba gibi bir hisse kapıldım. İlk ikinci günü bekleyelim demişsiniz ama evet, değil mi? Evet. İlk gün bir moralsizlik falan olsaydı evet, bunu göremeyecektiniz. Sonra Sina şeye gidecek diye bir albüm yaptık alelacele. Orada da benim birikmiş şarkıları 15 tane şarkı o albümde yer aldı. O da bizim işte ilk albümümüz oldu. Evet. İsterseniz bir müzik daha evet, dinleyelim. Evet onu evet bence de araya girelim. Ne dinleyelim? Şimdi bizim yani daha sonraki yıllarda besteleyecek olduğum Tepedeki Çimenlik isimli daha doğrusu anlattığım döneme göre öyle diyebiliriz. Evet. Tepedeki Çimenlik şarkısı ama senfoni orkestrasıyla yaptığımız konserden yapılan bir klip var. Evet. Onu seyredersek daha güzel olacak diye tamam, düşünüyorum. Tamam hep beraber izleyelim o zaman. Tamam. Tepedeki çimenlikten seyreylemek şu an
acık olmuş insanların alemi. Bir buluta tutunup bir kuşun kanadına takılmak, vazgeçmek birdenbire her şeyden vazgeçmek. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece sen ve ben, sadece sevgi, hepsi bu, hepsi bu. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece siz ve biz, sadece sevgi. Şarkı sözlerinizden bahsedelim. Genelde toplumsal, politik konulardan değil mi daha çok bahsediyorsunuz? Ya aslında özellikle öyle bir şeyim yok benim. Öyle şöyle söz yazmalıyım, böyle söz yazmalıyım diye bir düşüncem yok. Ama hani o beni etkileyen
müziklerin evet. içerikler, söz içeriklerinden de etkilenmem çok normaldi. Yani o nedir? Aslında toplumsal duyarlılığınızın da hassasiyetinizin de göstergesi evet, bu aynı evet, zamanda. Yani aynı zamanda evet. Tabii ki toplumsal bir bakış açısı ve bir duyarlılık taşıyorduk genç olarak o yıllarda. Tabii. Ve özellikle hani, de özgürlük temasına galiba değil mi? Doğru mu? Artık o bizi dinleyenlerin değerlendirmesi hı-hı. olacak. Evet. Ya ama şöyle ki yani üniversite yıllarında veya benim sanat eğitimi görmüş olmam. Yani mimarlık okudum ama onu da sanatta çok iç içe bir zaten bir şey diyelim ki meslek olarak görürsek meslek. Aynı zamanda da diğer bölümlerle de bir aradayız. Yani hep aramızda tartışmalar her zaman oluyor. Sanat nasıl olmalı? İşte toplum için sanat, sanat için sanat hı-hı. falan. Bütün bunların tartışmalarını evet. yani entelektüel bir boyutu var olayın. Pozisyondaydık evet. zaten. O yüzden de ben hani işte arabesk müzik ben yapamazdım tabii, diyorum. Tabii. Bir yol bulmaya çalışıyoruz. Kendi değerlerimizin de o değerli bulduğumuz türler, müzikler, şunlar bunlar dediğim gibi işte aşıklarımız var. Tabii. Aşık Veysel var. Mahsuni var. Evet. Ondan sonra Ruhi Su var. Tabii. Hani bunlardan çok da etki alıyoruz. Çok önemli tabii ki. Evet. Bizden önce rock müzikle uğraşan insanların yaptıklarından da etkileniyoruz. Dünyada yapılanlardan da etkileniyoruz. Hı-hı. Fakat sentezi gibi hepsi. Ben daha sonraki bir jenerasyon olduğum için şeylerden diyelim ki Cem Karaca'lardan Barış Manço, Anadolu Rock falan gibi şeyler oluyor. Evet. Ben aslında olması gereken bu değil. Olması gereken biz kendi hayatımızı yazmalıyız. Biz kentliyiz düşüncesindeydim. Evet. Yani mesela diyelim ki Barış Manço kuyu başına vardım. Hı-hı. Zeynep'im bekler diye diyor. Hı-hı. Ama diyorum ben kuyu başına gidip Zeynep'im bekler diye ayağımda hal hal falan su testi su doldururken benim böyle bir hayatım yok. Evet, anladım. Benim PTT'nin önünde Taksim'de ben kız arkadaşımdan buluşuyorum. Hı-hı. O beni orada bekliyor. Yani ben onu orada bekliyorum. Evet. Ben bunların yazılması lazım diye düşünüyordum. Bu kent bir insanının da hayatını evet. bulabileceği, kendisini bulabileceği ve aynı zamanda da hani dünyaya bakış açında ister tabii, istemez tabii. hani nasıl kafiye olsun diye yazılan sözler değil. Yani sanatsal bir tarafı var yani bulutsuzluk özleminin. Şimdi hani ben bunun yapıcısı olarak tabii. konuşuyorum. Kendi kendime yontuyor gibi olabilirim ama bu yani sadece benim fikrim değil. Tabii ama bulutsuzluk özleminin sanatsal bir tarafı var. Elbette. Yani işte o benim belki hani okuduğum okullarda olmamdan, hı-hı. oralarda okumamdan düşük bir şey yapmayı kabul edemeyişimden. Yani mesela evet. ben şöyle diyordum ya bizim yurt dışındaki gruplardan hiçbir eksiğimiz yok. Ondan sonra Mustafa Denizli de diyordu işte Galatasaray takımını çalıştırırken bizim de işte şöyle yapabiliriz. Hı-hı. Yani aşağılık kompleksi yok. Evet. Yani onlar çok iyi yapar biz yapamayız. Hayır o yüzden mesela şunu yenilik olarak yaptık biz bulutsuzluk özlemi olarak. Bir kere rock müziğin içeriği yerine oturdu. Kente ait bir müzik. 20. yüzyılın son döneminin ortaya çıkarttığı bir müzik. Nereden doğru. besleniyor? Bütün dünya kültürlerinden besleniyor. Doğru. Caz, blues, yerel müzikler falan. Bütün bunların hepsinden karması beslenen tabii. evrensel bir müzik ve o sokaktan gelme yanıyla da bir daha başka bir dünya olabilir düşüncesini içeriyor ve bir isyan duygusu da taşıyor. Yani bu özgürlükçü şarkılar falan dediğimiz şey oradan. Yani biz diyelim ki bize teslim ettikleri bozuk şeyi, düzeni evet. aynen böyle devam etsin diye düşünmüyoruz. Doğru olan neyse daha idealist, doğru olan neyse onu düşünüyoruz. Daha idealistiz yani. Evet. Hem aşk konusunda hem yönetilme konusunda yönetme demeyelim yani yönetiliş tarzımız konusunda hı hı, tabii. Farklı şeyler olmasını hayal ediyorduk. İnsanların daha barış içinde daha mutlu yaşadıkları bir dünya olmalı diyorduk falan. Bu Irak Savaşı sırasında bir şey yaşamışsınız galiba değil mi? Bağdat biraz, Kafe. Evet ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu düşüncede bunları yaparken vallahi isteyen dinler isteyen dinlemez kardeşim diye hı. İkinci albümümüzü de yaptık. Mesela o albümde diyelim ki yani farklılık şuradaydı. Yani Şili'ye özgürlük şarkısı var. Evet.
Şili'deki bir olayı anlatıyor. Yani Türkiye'deki müziklerde böyle bir şey yoktu o güne kadar. Tabii. Bana birisi de demişti ki, şimdi sonradan hani şey oldu, düzene uydu diyelim, isim vermeyeyim. Evet. Ya Nejat, Şili nereye, Türkiye nereye oğlum, sen manyak mısın falan diyordu yani. Hani evet. Sen uysana, dümenini şey yap, para kazan diyordu. Evet. Ama sizin amacınız hiç o olmamış zaten tek başına. Ya tabii ki paramız olsun isteriz elbette, ama yani bunun içinde yapmayı düşündüğüm yani şeyden vazgeçecek misiniz? Saf para değil, tabii. Onu demek istiyorum. Mesela diyelim ki Beynim Zonkluyor diye bir şarkı. Şili'de El Pueblo Unido Yamasera Vencido diye bir laf geçiyor. Yani bunu anlamazlar falan diye düşünmüyorum ben. Söylüyorum, uluslararası bir şey. Evet. Slogan diyelim. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Ya acil demokrasi. Bak Türkiye'nin o döneminde. Doğru. 90'ların 89, 90, 91 bunlar şok etkisi tabii. De yarattı tabii. Belli kesimlerde. Beynim Zonkluyor diye bir şarkı. Yani Beynim Zonkluyor diye şarkı olur mu? Annem Allah'ım yarabbim güzel bir şey yapsana oğlum diyor. Beynim evet. Zonkluyor diyoruz. Evet. Uçtu uçtu diyoruz, aklımı tutamadım kafatasımda diyorum. Beynim Zonkluyor'da 2,5 dakika gitar solosu var. Yani şey gibi. Pink Floyd'un Comfortably Numb şarkısındaki gitar solosu gibi. Evet. Ama bugün ne oluyor? Ben hala bugün bakıyorum Twitter'da. Günde en az 2 kere falan Beynim Zonkluyor şarkısı paylaşılıyor. Bak 1990 yılında çıkmış Doğru. bir albüm. Aradan kaç sene geçmiş? 25 sene mi geçmiş? Aman tanrım. Ondan sonra hani o soloyu yeni gitar dersi alanlar o soloyu çıkartmaya çalışıyor falan. O duruma gelmiş olması ilginç tabii, yani. Tabii. Ben ama bu ülkeye her zaman güvendim. Yine de güvenmeye devam ediyorum. Evet. Sonra şey mi dediniz? Ya bizim bulutsuzluk özlemi olarak zaten ilk albümde 1986 dediğimiz albümde Yıldız Savaşları, füzeler, müzeler, dünya yine kötüydü. Kimse barıştan söz etmiyor diye şarkımız var. Yani bugün hala bizden onu sahnede istiyorlar. Evet. Hani barış gelmedi ki dünyaya. Evet. Acil demokrasi 1988 yılından beri acil demokrasiyi çalıyoruz ben. Bu herhalde müzeye kaldıracaklar bu şarkıyı. Bir zamanlar bak böyle durumlar varmış diyecekler diyorum. Şimdi ama sahneye çıktık mı acil demokrasi istiyorlar bizden. Evrensel olmuş yani artık. Evet, yani demek ki gerçek duyguları yakalamışız. Tabii. Hani bu bir şey gibi Orhan Veli'nin şiiri gibi. Şevket Cemal Süreyya'nın şiiri gibi Nazım Hikmet'in şiiri gibi eskimiyor. Evet doğru. Gerçek duyguları yakaladığın zaman eskimiyor. Yani şimdi Tepedeki Çimenlik şarkısı. Yani belki benim yazma nedenim çeşitli nedenler olabilir ama hani sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece sen ve ben, sadece sevgi, hepsi bu. Bir noktaya gelip bu lafları etmişim ben. Evet. Bu 20 sene önce de o laflar insanları etkiliyordu. Şimdi de. Şimdi de etkiliyor. Doğru, evet. Belki önümüzdeki 20 yıl sonra yine etkileyecek. Doğru. Peki Bağdat Kafe? Olayım. Bağdat Kafe'de onu anlatıyordum. Ya Bağdat Kafe'de aslında hem böyle bir şey hani bir aşk hikayesi diyelim. Evet. Hem de o savaş ortamıyla hani bana öyle gazetede okuduğum bir Bağdat Kafe bir röportaj, Suriye röportajıydı. Evet. Orada da bir her gün yayınlanıyordu. İkinci gün çıkan yerde Bağdat Kafe diye bir kafe gördüm. Yani bana böyle birazcık filmsel, şiirsel geldi. Yani çöle girmeden önce son kafe. Son artık orada su içeceksin, şeyini su kabını dolduracaksın falan yola çıkacaksın. Eskiden öyleydi herhalde. Son şey. O da meğer ismini Bağdat Kafe diye bir film varmış. Hollywood filmi, Amerikan filmi. O da o filmden almış adını. Evet. Yol aslında Bağdat'a gidiyor ama o Palmira antik kentine giden yolun başlangıcındaymış orası. Ondan sonra ya ben de oralardan hayal kurdum. Savaş olacak bir yandan bombalayacaklar işte falan öyle şeyler var. İşte Bağdat Kafe iki sevgili buluşamıyor falan. Ama bakın o zamandan bu zamana dediğiniz gibi pek bir şey değişmemiş. Yine Bağdat evet. harap, yine Suriye harap dediğiniz evet. çok doğru. Ve yine barışa ihtiyaç var, yine demokrasiye ihtiyaç var dedikleriniz çok doğru. Evet, bir yandan da kötü. Ve acil demokrasiye ihtiyaç var birçok yerde. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki gençlerle de iletişimimiz herhalde hep iyi oldu diye düşünüyorum değil mi? Çünkü evet. hep böyle bahar şenlikleri, üniversitelerde konserler falan. Hala öyle. Şimdi mesela böyle... biz hani geçen hafta burada İstanbul'da çaldık. Bu cuma önümüzdeki günlerde de şeyde çalacağız.
Evet. Bursa'da çalacağız mesela. Evet. Yani zaten takip edenler gençler yani tabii, sonuç tabii. olarak. Ama siz de tabii herhalde... ki bizim eski evet. şeylerimiz geliyor mesela üniversitedeyken dinlemiş olanlar da hadi gidelim deyip geliyorlar yani kimisinin çoluk çocuğu var artık. Tabii. Evet. Ama konserleri seviyorsunuz herhalde değil mi? E tabii. Evet. Peki şimdi bir şeyiniz var yine Nazım Hikmet'ten bestelediğiniz. Ha, evet. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi, Bedrettin Destanı galiba değil mi? Şeyh Bedrettin Destanı. Benim aslında biz hani Bilsak denen yerde senin bestelerin var bir konser verir misin diyen arkadaşın isteği üzerine konser yapmıştık ya. Evet. Orada konserin ilk bölümü Şeyh Bedrettin'den bazı parçalar ikinci bölümünde benim bestelerimdir. Yani ben onu o kadar eski bestelemeye başlamıştım. Fakat kaldı bulutsuzluk özlemi girince araya. Evet. Hani onunla uğraşmaktan ona konsantre evet. olamadım. Sonra yani arada bir bilenler var ne oldu o diyor bana. Ya çok iyiydi onun bazı şarkılar falan birkaç şarkıyı biliyorlardı. Vallahi diyorum işte fırsat olmadı ama yapacağım falan diye. İyi bir proje diye düşünüyorlar herhalde onlar da. Evet tabii. Ondan sonra şeyde yani Şeyh Bedrettin Destan zaten tiyatrolarda çok oynanmış. Tabii, tabii. Müzikleri yapılmış falan filan ama bizimki başka bizimki rock olacak. Tabii. Ve senfoni orkestrası, koro falan da düşündüğüm için biraz hani Carmina Burana diye bir şey vardır. Tabii. Zaman zaman öyle tınıların olduğu bir şey. Bir gösteri yani 1,5 saat falan olacak herhalde. Ondan sonra şimdi bu Zams albümünü çıkarttık. Ondan sonra ben dedim şu Bedrettin'i bitirelim artık. Fakat uzun sürdü işte. Yani hem bizim konserler, evet. mimarlık işlerim var, yani bürom var, yapılan binalar var. Yani. Tabii yani tabii. Çok zor. Bir de Bedrettin projesi de zor. Yani şimdi biz bir orkestra şefi genç bir arkadaştan Murat Cem diye beraber düzenlemelerini yapıyoruz. Son bir şarkı kaldı aslında. Ondan sonra kayıt edeceğiz. Planlarımız arasında bu yaz İstanbul Festivali'nde onu ilk premierini yapmak var. Evet. Yani dünya çapında bir olay aslında. Yani bir an önce yapmak lazım çünkü ben de beni engelliyor kendi şarkılarıma konsantre olmaktan. Dur şu Bedrettin bitsin de öyle. Hep notlar gibi. Alıyorum falan. Evet. Sözler yazıyorum fakat daha bestelemiş değilim. Ya var bir şeyler de. Yani özlüyorum onları. O esas işim o. Evet. Ama şu Bedrettin hani bilen tiyatrocu arkadaşlar var. Çok heyecanlılar. Bekliyorlar. Onlar da diyorlar ki biz de işte sahnede şöyle yapalım böyle yapalım. Evet. Peki kıyas yaptığınızda, yani biraz eski yeni kıyası yaptığınızda gençlerin ilgisini nasıl buluyorsunuz müziğe? Eski yeni derken şunu kastediyorum. Başladığınız dönemlerle şimdi kıyasladığınızda. Ya şöyle bir şey. Biz hani kaset döneminde başladık biliyor musunuz? Doğru. Kaset satılıyordu. Evet tabii çok iyi biliyorum. Ondan sonra evet. Kaset derken şey çıktı. CD çıktı sonra. Doğru evet. Fakat şimdi tekrar bir plak yani nostaljiyle tam açıklayamayız. Plakta daha doyurucu, daha seremonikal yani daha böyle törensel diyelim Türkçesiyle. Evet. Törensel bir şey var. Yani diyelim ki bir tane kibrit kutusu gibi veya cep telefonundan işte takıyorsun şey yolda giderken bir müzik dinliyorsun. Ama evet. eskiden şöyle dinleniyordu. Bir yere gidiyorsun, oturuyorsun. Arkadaşın geliyor eve. Kitaplarına bakıyor. Konuşuyorsun. Bak diyor bilmem müzik diyor koyuyor. İğnesi de koyuyor oraya. Evet. Oradan hoparlörlerden bir seremoni çıkıyor, yani. Evet, müzik doğru. çıkıyor dinliyorsun. Evet. Ya, yani o başka bir şey. Evet doğru. Ve ona bir dönüş var. Yani şöyle bir şey diyelim. Ya bu rock müziğin bir altın çağı var. 60'ların ortalarından 70'lerin ortalarına kadar diyebiliriz. Evet. Ya bazı şeyler hiçbir zaman yok olmuyor. Yani ben şimdi 16-17 yaşındaki gençlerle falan filan bunlarla hep bir aradayız biz yani sonuç tabii, olarak. Tabii. Bakıyorum diyor ki ben Led Zeppelin dinliyorum diyor. Hı-hı. Yani tatmin olamıyor bugünkü müzikten. Çünkü evet. orada adam gitar solosu attığı zaman hakikaten Hı-hı. Pink Floyd'da. Evet. Hani 3 dakika gitar solosu tabii. oluyor. O gitar solosunu böyle dinliyorlar. Hı-hı. Müzik dinliyor yani. Tabii tabii doğru. Ya yani öyle bir şey var. Evet. O damar ölmüyor. Hı-hı. O damar şimdi tabii ki bütün gençler
Daha uyanıklar tabii ki bunu şey yapıyor. Yani ona da bir kere öyle bir laf etmiştim. Bozuldular. Bizi zeki insanlar dinler dedim. Yani bunun bir haklılık payı var yani. Şimdi Pink Floyd'u o 16-17 yaşındaki çocuk nereden keşfediyor? Tabii. Onun daha geniş bakıyor olaya. Evet. Led Zeppelin'i nasıl keşfediyor? Daha geniş bakıyor. O onu keşfettiği gibi Aşık Veysel'i de keşfediyor aynı tip. Tabii. Bakın Neşet Ertaş dinliyor. Tabii. Hani öyle şey yüzeysel bakmayalım. Hani dejenere olmuş, kendi kültüründen kopmuş diye bakmayalım. Evet. Bugünün gençleri üstelik daha evrensel bir atmosferdeler. Yani o da internet aracılığıyla oluyor. Benim hani geleceğe yönelik umut falan derken ben aslında hiçbir baskıcı düzenin daha ilerleyen yıllarda kolay kolay dikiş tutturamayacağını düşünüyorum. Çünkü tamam internet belki emperyalist ülkelerin bazı şeyleri kontrol etmesini bile sağlıyor olabilir. Yani yok Google'ınla bilmem nesinle işte yukarıdan uydu görüntüsüyle insanları yönlendirme, kamuoyu oluşturma, asparagas bir şeyi gerçekmiş gibi yaymakta çok işlerine gelebilir. Ama aynı zamanda o birbirinden binlerce kilometre uzakta olan insanların da iletişim içinde olmasını sağlıyor. Yani aynı şey aynı anda dünyanın her yerinde moda oluyor. Tabii. Aynı müzik aynı anda dünyanın her yerinde dinleniyor. Aynı bilinç düzeyi dünyanın her yerinde oluyor. Yani o artıları yüzden, eksileri değil mi? Yani böyle artıları da var yani. Tabii. Evet, tabii. Yani olabilir. Her şey kendi içerisinde bir çelişki de taşıyor. Yani sen onu belki kapitalizme yararlı olsun, satışlarımız artar falan diye yapabilirsin. İnternet ağını bilmem neni şunu bunu. Ama aynı zamanda o insanların birbirinden haberleşmesini, tabii, birbirlerine bilgiye çok kolay ulaşmasını, bilgi bilinç aktarmasını da sağlıyor. Tabii. Çok ve o yüzden yani şimdi tekrar müziğe dönelim buradan. Hani bugün ne oluyor diye. Ya bir ara şey oldu. Yani mesela müziklerimiz Türkiye'de yapılamaz mapılamaz diyorlardı. Artık bütün teknolojik farklılıklar azalıyor dünyada da. Müzikler iyileşti. Fakat sözler mesela yani bana göre darılmasınlar. Hani bunu söyledim zaten daha önce de. Hani biraz ortaokul düzeyinden hallice gibi yani. Evet. Çok haklısınız bunda. Yani amatör bir gözle bizim de çok rahat fark ettiğimiz bir şey. Bu, haklısınız bunda. Çok yani müzik iyi, gelişmiş. Sözler aptalca. Evet. Yani bir emek sarf edilmiyor gibi sanki kolaya kaçılıyor. Ama yani bu tabii ki yani genel anlamda söylüyorum. Tabii ki. Şu anda Türkiye'de çok iyi gruplar var yani müzik yapan. Dünya çapında gruplar var. Evet. Ben Atatürk'ün bir sözünü okumak istiyorum. Burada diyor ki bir milletin yenilenmesinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir diyor. Evet, ilginç bir şey. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Şimdi sizin hayat hikayenizi anlattınız ya. Bunda da bağdaştırdım açıkçası. Evet. Ya yani şimdi çünkü siz bir değişikliği, dönüşümü alabilmişsiniz. Bakın kendi kültürümüzle Batı kültürünü sentezleyebilmişsiniz. Bu önemli. Çünkü yani biz bir insan neyse zaten ürünü de odur. Evet. Yani bunu zorlamadık. Ama bizim ufkumuz gelişti işte. Yani bugün yetişenlerin internet aracılığıyla ufuklarının geniş olduğunu varsayabiliriz. Hani yapabiliyorlarsa bilmiyorum. Hani çünkü onun da eleştirilen tarafları şu yani daha sanal ortamdasın. Tabii tabii. Hani dokunmak yok da. Tabii. Haberleşmek var falan oluyor. Bunun en basit örneklerini hepimiz görüyoruz. Bir kafeye gittiğimiz zaman. Herkes kendi şeyini. Herkes kendi gerçekten. Niye bir aradasınız o zaman? Kimse karşısındakinin gözüne bakmıyor. O ruh teması olmuyor karşılıklı. Yani fark ediyorsunuz mutlaka siz de. Acı bir durum bu. Dediğinizi desteklemek açısından söylüyorum bunu. Evet. Yani zaman zaman böyle şeyler oluyor. Sonradan daha dengeleniyor. Teknolojinin çok güzel avantajlı yönleri var. Evet. Dediğiniz gibi dezavantajları da var böyle. Ya ben mesela cep telefonu çıktı diye duyduğum zaman ne kadar güzel bir şey ya falan diyor insan hiç değilse. Ben, tabii doğru söylüyorsun. Peki programımızın gittikçe sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Bir sanatçı olarak topluma verdiğiniz, vermek istediğiniz mesajları da alalım. Son sözlerinizi de alalım. Ya ondan ben sonra da, topluma herhangi bir şey, bir mesaj diye böyle hani bir dikte etmek hakkını kendimde göremem. Ama ben insanların daima
beyinlerini zorlamalarını, düşünmelerini, olanı biteni doğru olarak algılamalarını ve kendileri için doğru olan şeyi seçmelerini isterim. Ve bunun da... Yani kendi akıl ve vicdanlarını kullanarak... Evet, öyle olursa bir takım etkilerden, katı dogmalardan kurtularak bu özgür düşünceyi kendi içlerinde yapabilirlerse insanların birbirlerinden çok daha rahat iletişim kuracağını ve o özlediğimiz bulutsuzluk özlemi dediğimiz ve daha güzel bir dünyayı birlikte daha kolay yapabileceklerini düşünürüm. Evet. Siz zaten konuşmalarınız sırasında işte bu savaşlara, barışa birçok şeye dikkat çektiniz ama sadece ihtiyaç olunan şey işte az önce ben de bahsettim. Irak, Suriye, bizi çeviren ülkelerde, Orta Doğu'da birçok yerde kan var, gözyaşı var, evet. Savaşlar var, bu ayrı. Bunun dışında bir de hani toplumsal uzlaşma açısından da bu da ayrı bir yönü. Yani toplumsal barış da çok önemli, değil mi? Mesela siz yetiştiğiniz dönemler itibariyle o bir arada yaşama kültürünü, kozmopolitliği mesela size çok güzel... Sizde yansımaları olmuş, kendisini göstermiş bu. Evet. Ama şu an bunu sosyal medyaya baktığımızda bunu göremiyorum. Size şöyle söyleyeyim. Evet. Ya gerçekten hani bizim ülkemize dönersek şimdi, bizim ülkemizi kaşıdılar yani. Yani bir örnek vereyim. Buyurun. Şimdi Sina bana bir gün telefon etti, bizim klavyecimiz. Yani bu diyelim ki 96-97 yılı veya 98 olsun o yıllarda. Nejat dedi, bir dedi... vakıf uluslararası bir kuruluş hani para veriyormuş bir proje sunarsan. Evet. Hani ne gibi yani işte biz de hani orkestrayla bilmem ne yapmak istiyoruz. Allah Allah falan dedik. Gittik uzaktan da tanıdığım bir kız onların temsilcisiymiş geldi. Oturduk bir yerde. Dedi ki etnik veya yani etnik bir şeye dayanan bir proje yaparsanız para veriyoruz dedi. Ben hemen anladım yani, dedim ya, casus olayı gibi bir şey yani. Yani Türkiye'yi kaşıdılar. Evet. Bak biz hiçbir zaman için hani Yedi Kocalı Hürmüz diye bir oyunumuz vardır değil mi? Böyle klasikleşmiş oyunlar falan müzikal. Evet. Hani orada bazı tiplemeler vardır işte Laz aşık, Arnavut aşık, işte Doğu Kürt aşık falan diye. Bunların kimlikleriyle kimse ilgilenmezdi. Tabii. Biz birbirimize sormazdık ki. Sen hangi mezhepte, sen önce mezhebini söyle falan diye. Asla tabii. Yani biz mesela hani yakın zamana kadar insanlar etnik kökenini, mezhebini, şusunu busunu falan kimse kimseye sormazdı aslında. Tabii doğru olan, güzel olan da buydu zaten. Bence güzel olan oydu. Tabii ki. Daha ileri olan oydu. Hı-hı. Hani ancak çok dost sohbetinde, arkadaş sohbetinde... yani çok yeri yakınlaşmışsan gelirse böyle, yeri gelirse de o da anlatır işte biz Bulgaristan'dan bilmem ne zamanında dedem şuraya gelmiş falan diye anlatırdı. Evet. Bizden de dinlerdik. Yani bunlar belirleyici faktör değildi. Değildi. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Dediniz ya hani birileri gerçekten oynadılar. Ya ben Lübnan'a gittim mesela. Gittiğim zaman da hani o çatışmalar yeni bitmişti. Evet. Beyrut'a. Ondan sonra ya Beyrut'ta şöyle binaları restore etmişler. Molozlar kalkmış falan. Yani düzgündü durum. Ondan sonra ama işte bir şoför de bizi dolaştırıyordu Musa diye. Şunu anladım. Adam bazı şeylerden hiç bahsetmiyordu. Yani bu işte şucu, bu bucu, bu dürzü, bu Hristiyan, bu Şii falan demiyordu. Ben de onu şöyle geçtik aklımdan. Ya o kadar acı çekmişler ki. Adam artık onu düşünmek, sormak doğru. falan istemiyor. Evet, evet. Ya da insan olması önemli. O noktaya gelmiş bir şoför yani. Doğru, tabii. Yani bizim ülkemizde daha önce böyle şeyler yoktu. Yani bu kamplaşmalar, ayrışmalar bu çok yeni, şiddetli yeni oldu dünya değil mi? Dünya düzeni diye bunu evet, hani evet. Sovyetler Birliği çöktükten evet, sonra evet, eskiden sosyalist sistem, kapitalist sistem iki büyük çelişki vardı. O ortadan kalkınca etnik ve dinsel kimlikleri kaşıyarak, abartarak toplumları küçük birimlere ayırmayı hedeflediler herhalde. Evet. Yani öyle oldu zaten yani teorisyenler tarafından da söyleniyor. Ve bunu da belli ölçüde şey yaptılar yani. Başarabildiler yani. Bugün baktığımız zaman hani şimdi isim vererek de konuşmak istemiyorum gerek ama yok, evet. Diyelim ki bir kesim insanlar bir başka şeyden öfkeli. Yani doğru. Gazozu sallamışsın, kapağı pat diye patladığı zaman köpürecek gibi. Doğru. Öbür kesim yine gazozu sallanmış,
Batlı yani kılıçları alıp kesecekler gibi. Doğru. Öbür kesim işte bir başka şey yapacak gibi falan filan. Yani, ama bunun temelinde sevgi ve saygı eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin birbirinin yaşam felsefesine, yaşam tarzına, dünya görüşüne, hislerine, zevklerine, her şeyine saygı duyması ve ortak paydaları tabii koruyarak, ortak sınırları koruyarak evet. ve sevgi temelinde bunların çözülmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bir kere dinsel ayrımları, evet. farklılıkları evet. kesinlikle öne çıkartmamak evet, lazım. Evet. Ya bir kere zaten bunlar ayrılık şey gerçek olamaz, özgürlük. Diyelim ki siz Müslümansınız, hı-hı. İslam dinine inanıyorsunuz diyelim. Tabii. Sizin kendi inanç anlayışınız Allah'la aranızda veya Tanrı'yla aranızda neyse bu sizin düşündüğünüz şekilde olması lazım. Sen şöyle yap, sen böyle yap, böyle yaparsan olmaz, böyle yap falan tabii, olmaz. Tabii ki. Olmamalı. Evet. Ve bunlar açık edilmemeli de yani. Buradan da şunu... Bunu da söyleyeneden etmeyelim. Evet. Ya laikliğin ne kadar tabii, önemli olduğu. Çok önemli, çok doğru. Güvence ortaya olduğu. Çıkmış, ortaya yani. Herhalde bu olaylarla çıkmış hı-hı. vaziyettedir. Evet. Hele bir Müslüman ülkenin doğru. laik olması bence bin kat olmaz, daha olmaz. Önemli Fransa'nın laik olmasından. Çünkü Avrupa'da diyelim ki çoğunluğu Hristiyan ülkeler bunlar. Evet. Yani daha önce yaşanan bir sürü şeyden, çatışmadan, dönüşümlerden, şunlardan, bunlardan çok... Kanlı olaylardan sonra öyle bir noktaya gelmiş ki artık din insanların sosyal yaşamına, müziğine, bilmem nesine, dans etmesine, evlenip boşanmasına, kahkaha atmasına, kadın erkek ilişkilerine karışmıyor. Hı hı. O noktaya bakılsın. Gelmiş yani evet. O işte orada onun anayasasında bu yazıyor, bu yazıyor falanla hı hı. izah edip de onlar da yazmıyor canım bizde de yazmasın. Diyemeyiz. Onlar o noktaya gelinmiş vaziyette. Martin Luther King'i var, kelleler gitmiş, bilmem neler ihtilaller olmuş, yüzyıl evet. savaşları olmuş, olmuş da olmuş, engizisyonlardan geçmişler. Biz de birçok şeyden geçtik, tecrübeden. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup laikliği evet. oluşturanlar, kuranlar zaten Osmanlı paşalarıydı. Evet. Onlar da gördüler o toplumdan, eski toplumumuzdan... nerede geri kalındığını, nerede sıkıntı olduğunu düşünüyorlardı. 19. yüzyıldan itibaren gördüler ve parlamento diyelim ki 200 yıldır var Türkiye'de. Evet. Seçimler 200 yıldır oluyor. Evet. Yani gele en sonunda savaşlar, yıkımlar, Balkan savaşları, bilmem neler işte Birinci Dünya'ya Çanakkale, Manakkale, Kurtuluş Savaşı bu böyle ateşin içinden geçerek gelen toplum. Osmanlı, Türkiye, Mülkiye falan diye böyle ayırt etmek de şey. Tabii yani, bir bütün değil mi? Evet aslında? Yani ben Ertem Eğilmez filmlerinde hı hı. Osmanlı etkisi de var. Tabii. İstanbul. Tabii. Ama cumhuriyetçi adam. Hı hı. Çünkü oradan geliyor. O cumhuriyete geçiyor. Tabii ki. Çok anlamlı bir şey bu. Bu söylediğiniz çok önemli. Bu söylediğiniz çok önemli. Büyük bir şeyi, tarihin büyük bir bölümünü yok saymak çok büyük haksızlık yanlış. Olur. Yanlış. Tabii. Ama hani cumhuriyette bir şey bıçakla falan kesmiyor. Tabii. O toplumun gelişme sürecinde ister istemez varılan nokta. 1903 yılında sosyalist fırkası var. Kadın hareketleri var. Nisyan falan filan bilmem. Bilmem yok Nigar Hanım, o hanım, bu hanım. Ama burada Atatürk'e düşen rol de çok büyük tabii ki. Yani bütün bu hani programımızın sonuna geldik ama sizin söylediklerinize ek yapmak istiyorum izninizle. Hurafe dini değil de belki gerçek dini görmüş. Yani nasıl siz Batı'daki reformdan, Martin evet. Luther King'lerden bahsettiniz, Fransa'daki bize aydınlanma bazı... çağından bahsettiniz. Evet. Bizdeki de belki işte Atatürk de ne yapmış? Elmalılı Hamdi Yazır'a getirmiş, Kur'an tercümesi yaptırmış. Yani din reddedilmemiş aslında. Din hayır. özü alınmış. Yani hurafelerden arındırılmış. Yani ben şimdi, de bunu görebilmek şimdi bize dayatılan hı-hı. Vahabi Arap İslamı. Hı-hı. Yani ben şimdi olaya böyle bir toplumsal tarih, sanat tarihi, ne bileyim inançlar tarihi açısından baksak şunu görürüz. Her toplum bir önceki kültürel yaşamını bir başka yerde sürdürdüğü zaman etkisinden tamamen kurtulamıyor. Bu halı motifinde de var. Hı hı. Yani Orta Asya'dan gelen Türkler burada İsparta'da yaptığı halıda ta oranın izlerini 4000 değil mi? Yıl önce yapılmış Kızırık halısındaki kaz ayağı motifi orada duruyor. Doğru. Tabii. Onun için buradan şuna getireceğim. Bizim de Yunus Emre var. Tabii. Şeyh Bedrettin var. Mevlana var. Tabii.
Pir Sultan Abdal var. Gayet tabii. Hacı Bektaşi Veli var. Hacı Bektaşi Veli var. Bir kendine göre bir din anlayışı tabii. Ama kendine göreyi kabul etmiyorlar. Ya tabii, bu yanlış. Çok doğru söylüyorsunuz. Tamamen haklısınız bunda. Evet. Evet. Yani yoksa laiklik bu ülkede zaten tutturamazdın ki. Niye tabii. Tutuyor? Çünkü Bektaşi'si bir güvence var, aynı zamanda. Nesi var, o su var, bu su var. Tabii. Toplum farklı. Tabii. Yani Türkler bir önceki kültürlerinin onlara genlerinde bırakmış olduğu şeylerden üstüne İslam'la tanışınca Mevlevilik oluyor, tabii. Bektaşilik tabii. Oluyor bilmem. Bunlar da çok güzel ve doğal şeyler. Çok güzel ve doğal olduğu kadar diğer Orta Doğu ülkeleriyle, İslam ülkeleriyle kıyaslandığında da Türklerin İslam'ı yorumlayış tarzı öyle değil mi? Çok daha üstün, çok yukarıda bir noktada. Evet. Evet, programımızın sonuna geldik. Çok güzel şeylerden bahsettik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Sizden son bir parça izleyerek kapatalım isterseniz. Ne izleyelim? Size ne soralım. Ne izleyelim? Yani şimdi değişik şeyler izleyebilirdik ama bizim 20. yıl konserimiz olmuştu. Evet. Orada sözlerimi geri alamam şarkısını. Şebnem Ferah'la beraber söylemiştik şarkıcı. Evet. O da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Çok da güzel rock sesli. Tabii. Yıldızımız. Tabii. Onu da izleyelim isterseniz. Olur. Konser kaydı. Peki. Peki. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hey!
Yaşamdan Portreler programında sonuna geldik. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum.